Teknofest 2023'te Bayraktar Kemankeş ilk kez sergilenmeye başlandı. Ayrıntılara geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Sergi alanında aynı zamanda Kemankeş'in kontrol paneli de sergilendi. Panel incelendiğinde EO-IR sistemine sahip Kemankeş'in yapay zeka destekli döngüde insan prensibine dayalı bir güdüme sahip olduğu değerlendirilebilir. Mühimmatın yapısı incelendiğinde ise düşük boyut ve ağırlık, geniş optik açıklık ile katlanır kanat takımı gibi özellikler göze çarpmakta. Yüksek hızlardan dolayı EO-IR sisteminin bir cam katman ile muhafaza edildiği de görülüyor. Diğer dolanan mühimmatlardan farklı olarak jet motoruna sahip Kemankeş, 0.3 maç seyir ve 0.7 maç dalış hızına ve 200 km gibi boyutlarına oranla oldukça uzun bir menzil avantajına sahip olacak. Hem yapısı hem de menzili itibariyle Kemankeş'i bir mikroseyir füzesi olarak nitelendirmek mümkündür. Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 SİHA'lar ve Akıncı TİHA'da kullanılabilecek Kemankeş'in TB2 ve TB3 için daha önce mevcut olmayan uzun menzilli angajman kabiliyetini sağlayacağının altı çizilmelidir.